Fenerbahçe'de milli ara dönüşünde yine kendisi gibi mağlubiyeti olmayan bir takım Atakaş Hatay Spor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe'de de moraller yerinde. Savaş seri sürer mi? Tabii herkes bunu merak ediyor. Bu da bir noktadan sonra aslında bir baskı yaratacak mı? Baskı unsuru haline gelecek mi diye de konuşacağız muhtemelen ama Hatay maçından beklentin ne? Şimdi şöyle Beşiktaş maçını konuştuk. Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe Hatay. Şöyle bir şey de olabilir. Tek namalıkta kalabilir. Galatasaray Beşiktaş maçı futbolun içinde var. Beşiktaş Galatasaray'a yendi. Fenerbahçe Hatay'ı yendi. Tek mağlup. Evet. Hatay Fenerbahçe'ye yendi bu tarafı bir bakmışsınız ki Hatay namalup tek takım kalabilir. Ki Hatay bu sene iyi gidiyor. Futbol şansı da yanlarında. Ee, güzel bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe'de Volkan Hoca için çok duygusal bir maç olabilir. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Fenerbahçe liderlik yapmış, kaptanlık yapmış. Bence onun açısından çok duygusal bir maç olacak. Ee, bu sezonda bütün sıkıntılara rağmen geçen senenin ardından o acılara rağmen o yaşanan olumsuz o. Allah tekrar nasip etmesin. Hatay şu anda hiç olmadığı kadar Hatay Türk futbolunun artık şeyi, bir değeri. yani Volkan Hoca futbolculuğunda o agresifliğini bir kenara bıraktı. Artık Türkiye'nin sevdiği bir teknik adam haline geldi. Hatay Spor için çok insan artık maçlarını kazanması için dua eder hale geldi hocam. Yani destek artık eskiden 100 bin takip taraftarı varsa bugün milyonları var. O insanların gönlünde taht kurdu. Güzel bir maç bekliyorum. Gerçekten derbi havasında e tabii ki namalip iki takım. İsmail Hoca henüz kaybetmedi. Onlar da 5 taş maç öncesi Galatasaray 5 maçından çıkacak sonucu takip edecektir. Bu hafta biraz güzel maçlar var. Milllerde futbol özlemi yaşadık ama dönüşümüz hakikaten... Güzel maçlarla sahne Siz diğer milli maçları izlemediniz galiba ben yani içim dışım maç oldu ya milli maçları. <laughs> ya bir Hollanda bir Fransa Şimdi maçı izledim şu onları... akşam İngiltere İtalya maçı vardı mesela dün çok ilginç bir Yunanistan Hollanda maçı. <laughs> Arada birincilik maçları RTK maçları onlar daha keyifli tabii ki ama yani Süper Lig maçları başka hocam. Süperlik adı maçları. Kadar, adı kadar olmasa da. Evet adı, adı kadar süper. Değil Ben hep söylüyorum adı süper ama kendi süper değil. <laughs> O kaos, o heyecan başka de, bir... Yani de, saha çünkü içinden az önce ziyade... dedin ya, futbol konuşalım dedik. Biz ne zaman futbol konuşursak o zaman süper oluruz. Futbolu konuşamıyoruz. 8. hafta evet. iddia ediyorum bu hafta en çok konuşulan şey yine hakemler olacak. Bizim... Fenerbahçe-Hatay maçı ve beşiktaş maçını Hep bunları konuşacağız. Bizim de. maçlar Nuri Ceylan Bilgin'in filmleri gibi çok böyle yavaş tempoda oynanıyor, <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Şimdi gerçekten Hatay... Ben mesela Trabzon-Hatay maçını izledim. Trabzon-Hatay'ın 2-0 öndeydi. Son 15 dakikada yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı ama... Hatay'ın bir iki maçını daha seyrettim. Ee, yani Fenerbahçe'ye rakip olurdu mu? Bana göre olmaz. Yani böyle bir e, siklet farkı var iki takım arasında. Ama e, bu tür maçlar e, Anadolu takımları e, hele başladığında da e, üç büyüklerden biri varsa teknik adam olarak oyuncuları ayrı bir motive ediyorlar. E, oyuncular da kendilerini göstermek istiyorlar o maçlarda. Çünkü bütün Türkiye o maçı seyredecek biliyorlar. Dolayısıyla ayrı bir motivasyonla oyn oynuyorlar bu, bu tür maçları. Ama güç farkının çok açık ara Fenerbahçe'nin lehine olduğunu ben düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde galibiyete ulaşacağını düşünüyorum ben. Hocam şunu çok merak ettim. Şimdi Galatasaray'a konuşurken Saşa Boy konusuna bambaşka bir açıdan baktınız. Ferdi soracak ee, Ferdi geliyor. Hayır hayır Ferdi olarak sormayacağım. Beşiktaş bölümünde en beğenilen oyunculardan biri. Hani bütün takım çok kötü bir tek Jason Fernandez ayakta kaldı denirken Jason Fernandes hakkında farklı bir yorum. Merak ediyorum Fenerbahçe'de böyle bir isim var mı size ee, göre? şöyle bir güzel. kere Fenerbahçe'nin e, transfer politikası e, hem Galatasaray'a göre hem de Beşiktaş'a göre çok farklıydı. Neydi, neydi bu fark? Mesela Galatasaray oynayan oyuncular transfer etmedi. Hep sorunlu oyuncular transfer etti. Ya sakat ya sıkıntılı oyuncular transfer etti. Ama Galat Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon iyi oynayan oyuncuları kadrosuna dahil etti. İşte, Ceko, Inter'in şampiyonlar ligi finalindeki ilk on bolucusuydu. Şimanski, geçen dönem Feyenoord'un ki iyi Feyenoord'un en iyi oyuncularından biriydi. Orkun'la birlikte ki Orkun da Benfica'ya transfer oldu. E, e Tadic, e, Ajax'ın efsane oyuncusu, değişmez oyuncusu. Strasbourg'dan transfer ettikleri Cicco olsun. Müthiş bir transfer bana sorarsanız. Herkes merak ediyor. Niye Strasbourg onu bıraktı? Çünkü Strasbourg Amerikalıların eline geçti kulüp olarak. Onlar Belçika'dan aynı pozisyon için gelecek validen bir oyuncu 20 milyon bonservis ücreti ödeyerek aldılar. Onun için Cicco'yu bıraktılar. Bir de beKo geldi. Yani Fenerbahçe'nin transferlerine baktığımız zaman hep hazır oyuncularla e, ...transfer ettiler... ...onun için de bu İsmail Kartal için de bir şans oldu... E, ...geçen yılki kadrodan da... ...Ferdi gibi, İsmail gibi... ...Crespo gibi... E, ...Zaytus gibi... ...oynayan oyuncular ya da King gibi... ...böyle hazır oyuncular hı hı. vardı... ...dolayısıyla bu harmanlama çok iyi oldu... ...yani Fenerbahçe'nin... E, ...üst üste galibiyetler almasını ben çok normal karşılıyorum... ...burada yönetim... ...çok doğru bir transfer politikası izleyerek şu ana kadar iyi bir Fenerbahçe'nin gitmesinin kaynağı oldu gördüğün gibi bir eleştirecek bir şey yok eleştirecek tek bir şey var ben biraz abartı İrfan Kahveci sezonu çok iyi başladı Şimdi milli takımdaki İrfan Kahveci'ye baktık nasıldı İlk maçta Hırvatistan zaten ikinci maçta ilk 11'de yer bulamadı hı hı. Hırvat maçında iyi miydi hayır iyi değildi ama siz Fenerbahçe'nin şu 11'inde Ceko bir tarafta arkanızda Ferdi o yanınızda Simanski, öteki tarafta Tariç varsa, e, bir takımda iyi gözükürsünüz zaten. Hmm. Yani İrfan Can'ın performansını da çok fazla abartmayalım. Yani geçen yani seneden... Yani Cengiz Ünder sakatlıktan döndükten sonra yine orayı tabii, tabii, Cengiz, Cengiz tabi, tabi, alır diyorsunuz. Tabii tabi. ki. Yani eğer Cengiz Ünder iyi bir şekilde dönerse ki eleştireceğim tek yan Fenerbahçe için iyi bir hatırlatma yaptın. Cengiz Ünder transfer Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'e ihtiyacı yok. Bir kere 15 milyon bonservis ücreti ediyorsun. Korkunç bir rakam bu. Çok büyük bir rakam. Bir de yıllık ücreti var boycunu Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? O Kent var. Transfer etmişim. Hı hı. Hiç fena değil. Orada kullanabileceğin İrfan Can var eleştirsek de ama niye Cengiz Ülder'i 15 milyon bon servis ücret ödeyerek aldın? Fenerbahçe'nin yaptığı tek ve en büyük yanlış Cengiz Ünder transferidir. Ben neden olduğunu bir aşağı bir yukarı şöyle söyleyebilirim. Yok en fikir misin sen de? Yüzde %100 ol. doğru. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Kaleci ile yaptığınız zaman bir tane yerli direkt oynayabilen... İrfan'ın bir... böyle bir performans sergileyeceğini de muhtemelen e, tahmin etmedik. Tabii o da var. Hangi İlfan performans? İrfan, İlfan... Can'ın e, performansını e, siz iyi mi buluyorsunuz? Bakın attığı gollere bakıyorsunuz. Gol atıyor, iyi diyoruz. Mücadele anlamında önceki senelere göre biraz daha mücadeleci. E müc şimdi bu takımda zaten mücadele evet. etmek i̇şte mecburiyetinde iyi takım, iyi çünkü takım. tehdit altındasınız. Kim var tehdit? Cengiz var. Cengiz'in tehdit altındasınız. Yani bir şey artık yapmak mecburiyetindesin. Cepten yiyecek bir konumda değilsin artık. Ama yeterli mi? Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Bana göre yetersiz takımdan gönderilmesi kulüp ara denilen Samet kaydırın takımda kalıp milli takıma tekrar yükseldi. Serdar Aziz'in her teknik adımda şans buluyor olması yani 3 yerli üzerinden söylüyorum burada yanlış anlaşılması. <laughs> ha, üç yerli üzerinden şimdi şans olarak bakın Serdar ve Samet'in bugünkü performansları ikisi de beklenmiyordu. Yani o savunmada genelde iki tane yabancı göbek olarak bekli. Mesela kimdi? Çikar Rodrigo mesela orada Bekao. Hani bunlar bekleniyordu. Ama şu anda Samet de bu formasıyla performansıyla yani Serdar'a ben de buradayım dedi. Ya Ama uzun İsmail... süredir oturmayan bir bölgeydi Fenerbahçe'de. Evet, şu anda ve şu yine kafası karıştı. Şu anda mesela... aslında iyi bir alternatif olabilir. Şimdi Montel, Montella'nın yalnız Samet'i milli takıma çağırması, oynatması şimdi Fenerbahçe'nin e, eline büyük bir bomba bırakmıştır. E, tabii İsmail Hoca açısından baktığın zaman şimdi İsmail... o şey yani bayağı... Çünkü büyük bir bomba. Çünkü Kimi baskı. O baskı var ya mesela. Milli Ama e, Samet'i ben severim. Oyun ahlakını, oyun içindeki disiplini, yükselişini... Yani bundan 4 sene önce en altlıklarda top oynayan bir oyuncuydu yani baktığın zaman. Yani üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik kolay bir şey değil buralara gelebilmek. E, o yüzden buradaki başarısı biraz da şans olacak. Futbol şans oyunudur. Şimdi orada Melih olmuş olsa, Cengiz olmuş olsa, Çağlar olmuş olsa, Ozan Tabii. olmuş olsa. Forma şansı bulabilir miydi? Ya da Montella gelmeyip Kuntz devam etseydi çağırır mıydı Kuntz? Mümkün değil. İşte Montella eğer diğer oyuncuları çağırmış olsaydı, Samete şans vermiş olsaydı ilk maçında böyle. Ama biz İranistan maçını kazanmasaydık, kaybetseydik ne yazılacaktı? Ya, tabii biraz ne bu, söylenecekti? Samet Hacıoğlu Montella çıktı? kulüpçülük yaptı. Hayır o zaman, Kulüpçülüğün şu, o, zaman, bedelini o zaman ödedik. o zaman şu denmeyecek uğraktı. miydi? Cenk Özkaçar e, senin Tunus'tan ne farkın var? Biz onu Cenk'e o yüzden eleştirmiştik. Bak sen de Cenk'le. İşte, maç başlarken alalım şurada kepsiler varsa maç başlarken acayip kaydı. Böyle kadro olur mu? Ne farkın var diye. Tabii. Kazandıktan sonra yine, unutuluyor bunlar işte. Günü kurtarıyoruz. İşte bir gazeteci zıdvanı fena... sordu değil mi? Kuntz'a Rıdvan'ı niye milli takıma çağırmadınız? E, oynamıyordu Glasgow Rangers'tayken takım kadrosu açıklandığı zaman. E şimdi e, Rıdvan milli takıma çağrıldı ama sol e, Solbek yine kimle jenk Cenk oldu. Zamet niye var, aynı bu. gazeteci mesela, niye aynı gazeteci Montella'ya bu soruyu soramıyor mesela? Ya bu konuda da çok bir şey var. Geçen milli maçta ben evde televizyon izledim maçı. Akşam saat 12 geçti bir baktım. Sosyal medyada neredeyse TT olmuşum. Orada bir abimiz, <laughs> abimiz soru sormuş. İsmail ile ilgili. İsmail'in performansı geçen maça göre daha iyiydi. Sen nasıl bir Fenerbahçe düşmanısın? Böyle bir sorun mu olur diye bilmiyorum. Gördün mü takip ettin Görmedim. mi ses özür. Yani bu kadar kolay, bu kadar ucuz değil ya yapmayın ya. ya ben, de ben sosyal medyayı kullanmıyorum. Milli, takımda, milli yani... takımda bir defa <laughs> benim rengi hasta olmaz. Ben sadece milli takım forması giyerim. Ezgi. Başka bir yere göremezsin beni. Yani. Bir tek milli takım forması giyerim. Tabii. tabii ki tuttuğumuz takım var. Gazetecilik yapıyoruz. O yüzden biz tarafsız olmalıyız ama yani benim vale... İsmail Yüksek'te ne alıp veremediğim olacak da <laughs> ya bu kadar düşmansın işte İsmail'e böyle soru sorulur mu? Bu maçta performansını. Soran kişi sormuş. Sesi benzetmişler benim adıma <laughs> bunu soran Galatasaraylı Fenerbahçe düşmanı diye. Böyle şey olur mu ya? İşte bizde fanatizm çok fazla. işte rasyonellik de çok fazla değil. Hep duygusal yorumlar yapıyoruz. Duygusal tepkiler gösteriyoruz. Ama diyorum ki hani duygusal olalım. Ama duygusallık yüzde 49 kalsın. 51 rasyonellik, akıl bize yön versin. Değil mi yani? başlangıçlar her zaman iyi oluyor. Şenol Hoca'nın gelişine bakalım. Milli takıma ikinci gelişi. Fransa'dan 3-0 orada galibiyet. Hane, şahane bir oyun. Ha 2-0'lık galibiyet sonra Fransa'da Sala, da bir, bir bir beraber, bir, bir, beraber bir kaldık. Dört, başlangıçlar her zaman güzel ama sürdürebilir başarı. Tabii tabii. Fatih Derim, 2002 Şenol Güneş, e, 2000 Dünya Kupası, 2008 Fatih Hoca, 2016 Fatih Hoca. Oradan sonraki gelişlere bakalım, gidişlere bakalım. Geliş tabii. ve gidişler hep farklı oluyor. Tabii. Şimdi Fenerbahçe'den tekrar bir takım. Evet Fenerbahçe'ye geri e, İstikrar her şey önemli. Fenerbahçe iyi bir kadro yakaladı, iyi bir sinerji yakaladı. Geçen seneki Galatasaray'ın şampiyonluğundaki şeyi bu sene Fener'de görüyorum. Lider sayısı evet, fazla. Var, Geçen var. sene Galatasaray'da herkes liderdi. Maçı her an çevirebilecek oyuncu vardı. Mertens çeviriyordu, Icardi çeviriyordu, Kerem çeviriyordu, Lucas Torreira çeviriyordu. Nelson'un zaman zaman liderliği önüne alması Fenerbahçe'de eksik olan şey neydi? Bana göre 3-5 senedir lideri yoktu. Evet. Gerçekten de sahada içinde de yok. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi bir lideri yoktu. Hani sadece kaptanlık bandı takmak liderlik anlamına gelmiyor. Tabii ki. Bu sene takıma yeni katılanlara bakıyoruz. Fred ayrı bir lider. Talic ayrı bir lider. Çimaskis ayrı bir lider. Sorumluluk alan fazla yani futbolcu var. Tabii tab Tadiç ayrı bir figür. Yani Tadiç'in hakkını vermek lazım. Yani Simanski için erken. Evet iyi bir oyuncu. Ama Simanski için konuşmak için çok erken ama yani Tadiç, Ceko, e, İsmail Kartal için iki büyük şans. Yani sağ içindeki İsmail Kartal'ın beyni ve futbolu da biliyorlar ve çok iyi profesyoneller bunlar. Yani Fenerbahçe'nin bu şansıyla sanki e, hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın önünde olduğunu ben düşünüyorum ama bu şansı da İsmail Kartal'ın çok iyi kullanması gerekiyor ama dediğim gibi az önce mesela savunmada Samet e ne yapacak? Şimdi takım Fenerbahçe töközlerse e, o savunma e, performansı takımın düşerse e, ne gibi yorumlar başlayacak? Bak senin elinde Samet gibi bir değer var. E, milli takıma kadar giden bir oyuncu. Sen Samet'ten faydalanmıyorsun. Bu arada Cikun'un bir sakatlığı vardı. E, takımla çalışmaları artık başlıyor ama belki Tercih edilmeyip acaba Hatay maçı i̇şte, üzerinde bir Samet tercihi olur mu? Olur mu? Bir de şunu da hatırlatalım. Ee, geçen sene Jezus ara transfer döneminde değil mi değil 3 milyon bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiler. Yapılan çoğu yorum son derece olumsuzdu, değil mi? Evet, ne Fenerbahçe Samet'i transfer etti? Fenerbahçe'nin oyuncusu mu? Bu kadar hata yapıyor. Jezus yine... ne buldu bunda? Denilmedi mi? Ama yine bir maç üzerinden yapıyoruz. Hayır sadece. hayır Bilite genel olarak ama... beğenilmedi. Samet'e eleştirildi Ama şimdi... Değişik savunmada oyuncularla oynadı. Değişik oyuncular. Bir ne olursanız olun, şurası sürekli değişen bir fenerbahçe de vardı. Altay'ın da performansının düşmesi, şu önünde oynadığı 4 oyuncu. Oyuncuların genel kanatı. O para verilmez. O para verilmez. Tabii. Niye bu oyuncuyu transfer etti? O para verildi yine Serdar oynadı. Bak mesela yine ben Samet çok formda geldi. Eğer burada Cigo yetişmezse yine ben Serdar'ın olacağını düşünüyorum. E, tabii mesela. ben de Serdar'ın fikrim. İşte Onun için diyorum İsmail Kartal'ın elinde bir bomba bıraktı şimdi Montella, Montel, Montel, e, Samet'i milli takımlarla. İsmail, İsmail Hoca'nın yapması gereken bir şey de Ama var. Ama 3 kulvar var şimdi. Buraya Zira Türkiye Kupası da eklenecek. Ya, Orada Orada zaten, oralarda zaten oralarda bu oynayamayanların hepsi oynayacak. Evet, Orada evet, yeni muhtemelen. kendini gösterecek olanlar olacak. Mesela geçen sene sezon başında Yunus Akgül 7 hafta arka arkaya Kerem'le beraber sağlı sol oynadılar. Kastamonu Kupa maçıydı yanlış hatırlamıyorum. Raşit ise formayı aldı. Sonra da bırakmadı. Bir daha da bırakmadı. bırakmadı. Bazı yani. futbolcular için bazı maçlar şanstır. Tabii. Şimdi burada o formayı alıp bırakmaması gereken bir tane oyuncu var Fenerbahçe'de. Batu şu bir türlü yani o çıkışı yapamıyor. Kafa olarak gitti mi sezon başında? O da da sanki devam edecek gibi görünüyor. Yok yani. Ben ama ama da, Kendisi için, geleceği için, Fenerbahçe için oynaması lazım. Son vuruşlarda bu beceriksizlik bir böyle bir ee, Ama Dağlık bir oyuncu traksiyon. zaten. Ama Beşiktaş'tayken Beş, de böyleydi. Beşiktaş'ta da böyleydi zaten. Ama şimdi burada İsmail Hoca'yı konuşuyorsak, takım arkadaşlarına bakıyorsak takımdaki ruhtan, aidiyetten bahsediyor. Bunu bir türlü kazanmak lazım. Olmuyorsa da e, takımı da çok fazla bozmuyor. Çünkü sen bazen burada C olmadığı yerde 11'e gireceksin. Orada Fenerbahçe'nin de beklentisi yok. Yani bir şeyler yapması lazım. Yoksa da Olmuyorsa da? Ve olmuyor. Bir de Batshuayi'den bir yolla da ayrılacaktı da bir lens istiyordu onu zaten. Ama bir türlü o transfer gerçekleşmedi. Tahmin ediyorum ki Fenerbahçe'den kazandı ücreti veremedi. Ekonomik sebeplerden dolayı. ama e, Batshuayi böyle set hücumlarında etkili olabilecek bir santrofor gibi çok geliyor. Zorgan, böyle çok dağınık bir oyuncu. Çok bir oyuncu. Yani böyle dağınık oyuncuların e, Türkiye'de başarılı olma şansını ben çok az görüyorum. Beşiktaş'tayken de mesela gol atardı ama güven vermeyen bir oyuncuydu. Ben mesela... Hiç de beğenmezdim mesela Batshuayi'yi. Ben çok umut diyordu. Bu arada mesela birçok golcü isimler vardı. Ozan Zeybek'in kulağına çıkarsan. Şu, şu, şu dedi. Şimdi isimleri de söyleyeyim mi? Kim? Ben Batu derdim mesela. Ligimizi biliyor. Hareketli. Kendini unutturabilen i̇şte ama... Nesin, neyin büyüsüyle kapılıyor insanlar? Aynı Getson Fernandez, Sasha Boy gibi. Bu da böyle hareketli koşuyor, depar atıyor ama onların hepsi sahte. Onların hiçbir gerçekçi değil işte. Bu büyüye kapılıyor bizim insanımız. O hareketli, atletik özellikleri büyülüyor bazı insanları. o Beni büyülemiyor o, o mesela. O, hareket, o. o hareketi tek başına yapma. Ama o hareketi takım halinde yapabiliyorsan, orada böyle akorda her anda yapabiliyorsan o zaman ön plana çıkıyor. O zaman işte. bir anlam ifade ediyor. Beşiktaş-Galatasaray maçında mesela Jetson böyle ön plana çıktı. Takım halinde mesela çok koştu. Sadece tek başına koşmak yetmedi. Takım da çok koştu. E Jetson'a da koşan bir adamı da koşturursun. Bir de orta sahada çok oyuncu koşuyorsa bil ki, koşması gerekenler koşmadığı için o koşmak mecburiyetinde kalıyordu o da iyi bir şey değil zaten